Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimizden Hayat Ölçüleri programımızda Buhari'de Kitab-ı Bed'il Halk, Yaratılışın Başlangıcı. Yaratılışla ilgili bazı ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerden bahseden bir bölüm, mahlukatla ilgili bazı bilgiler veren bir bölüm. Oradan inşallah başlayacağız. Şu ayet-i kerimelerle başlıyor Buhari Hazretleri. Birinci bölümde o ilkin mahluku yaratıp sonra onu öldürdükten ve tekrar dirilttikten sonra iade edecek olandır. Allah Teala insanları yaratmış, ilk yarattığı gibi sonra öldükten sonra tekrar ikinci bir yaratılışta tekrar yaratacak olandır. Yani Allah Teala ilk defa her şeyi ilk defa o yarattığı gibi insanları ve cinleri tekrar diriltilecekler zaman yaratacaktır tekrar. Yaratılışla ilgili bir ayet-i kerime. Bu ona göre pek kolaydır. Yani bunda bir zorluk yoktur. Bu insan için zordur. Aciz varlıklar için zordur. Allah Teala için bu pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfat O'nundur. Bütün en güzel sıfatlar Allah'a aittir göklerde ve yerde. O yegane galip, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Rum suresi 27. ayet-i kerime. Cenab-ı Hak en yüce varlıktır. Her şey ona aittir. Her şeyin sahibi odur. Hüküm ve hikmet ona aittir. Her şey hükmetme, her şey idare etme, mülkiyet, her şey ona aittir. Ve ona bu yaratma işi de zor değildir. Rebi bin Hüseyin ve Hasan el-Basri diyorlar ki hepsi Allah'a kolaydır. Hepsi ilk yaratmada kolaydır. İkinci yaratmada kolaydır. Göklerde yerde var olan her şeyi idare etmekte kolaydır. Cenab-ı Hak için bir zorluk yoktur. Kaf suresi 15. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Biz ilk yaratmada aciziyet mi gösterdik ki tekrar yaratmada aciz olalım, tekrar yaratamayalım. Ahirete inanmayan öldükten sonra tekrar dirilmeye, yeni bir hayatın olacağına inanmayan insanlar için Cenab-ı Hak soruyor. İlk yaratmada bir aciziyet, bir kusur gösterdik mi ki ikinci yaratmak bize zor gelsin, imkansız olsun. İlk yaratmaya bakın, yaratılıştaki o harikulade insana hayran bırakan güzellikleri, insicamı, sağlamlığı görün. İlkini nasıl yarattıysak ikinci yaratmada bizim için o kadar kolaydır. Yani ikincisi birinciden daha kolay, birincisi ikincisinden daha zor, böyle bir şey yoktur. Hepsi Cenab-ı Hak için kolaydır. Çünkü onun emri kün emridir. Kün der, feyekün, o da hemen oluverir. Ve izâ erâde şeyen eyegûle lehu kün feyekün. Bir şey yaratmak istediğinde Cenab-ı Hak ona sadece kün der, o da olur. Hemen oluverir. Üçüncü ayet-i kerime, o sizi daha topraktan yarattığı zaman ve siz henüz analarınızın karınlarında döl halinde olduğunuz sırada sizi ne olduğunuzu çok iyi bilendir. Cenab-ı Hak da annesinin karnında daha yaratılmadan onun ne olacağını çok iyi bilendir. Bunun için kendinizi beğenip temize çıkarmayın. O fenalıktan sakınan kimdir? Çok iyi bilendir. Kendinizi temize çıkarmayın. Ben şöyle iyiyim. Benim kalbim temizdir. Ben işte insanlara göre çok iyiyim. Benden daha kötüler var gibi. Böyle kendinizi temize çıkarmayın. Cenab-ı Hak sizin ne olduğunuzu çok iyi bilmektedir. O fenalıktan sakınanı, kötülüklerden sakınan, takva sahibi olan, Allah'ın emrine göre yaşayan kimdir? En iyisini Allah bilir. Onun için kimse insanların haliyle uğraşıp durmasın. Şu iyi, bu daha kötü, ben iyiyim, ben kötüyüm gibi. Herkes ihlasla Cenab-ı Hakk'ın emrini yapmaya çalışsın. Cenab-ı Hak zaten kimin daha iyi, kimin daha kötü olduğunu bilmektedir. Hesabı da ona göre yapacaktır. Andolsun ki biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunan her şeyi 6 günde yaratmışızdır. 6 devirde, 6 gün, bugün Allah katındaki bir gün nasıl bir gündür? 1000 senelik bir gün müdür? 50 bin senelik bir gün müdür? Bilmiyoruz, Allah bilir. Bize hiçbir yorgunluk dokunmamıştır. Cenab-ı Hak 6 devirde yarattığını söylüyor. Bunu işte Hristiyanlar, Yahudiler yanlış anlamışlar. Yahudiler bilhassa Allah Teala 6 günde yarattı. Dünya insan günleri gibi zannetmişler. 7. günde dinlendi, yoruldu, dinlendi gibi. Böyle yanlış telakkilere, sapık inançlara yönelmişler. Cenab-ı Hak bunu da nefyediyor. Allah Teala diyor 6 devirde yarattı. Umur bir hikmeti vardı. İsteseydi bir anda da yaratırdı.
bize hiçbir yorgunluk dokunmamıştır diyor. Yaratma işinden dolayı, mahlukatın yaratılmasından dolayı Allah Teala'ya hiçbir yorgunluk gelmemiştir. Cenab-ı Hak acziyetten, yorulmaktan, kusurdan, noksanlıklardan münezzehtir. Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. Cenab-ı Hakk'ı bu tür bütün eksiklerden tenzih ederiz. Diğer 5. ayet-i kerime, halbuki o sizi hakikat türlü türlü tavırlarla, hallerle yaratmıştır. İnsanın yaratılış halleri var. Çamur, toprak, çamur, balçık, nutfe hali, annesinin karnında mudga, alaka, mudga, lahm, izam. Bu şekilde ayet-i kerimelerde tarif edilen işte kemik, etlerin, kemik yaratılması, kemiklere etlerin giydirilmesi, büyümesi, doğması, doğduğunda da yine kademe kademe büyümesi, çocukluk, gençlik, yaşlılık, orta yaşlılık, yaşlılık halleri. Bütün bunlar tavır tavır insanın yaratılışındaki tavırlar. Cenab-ı Hak böyle yarattı buyuruyor. Görmediniz mi? Allah yedi göğü birbiriyle ahenkli olarak nasıl yaratmıştır? Sizin sadece insanlar değil, insanların yaratılışı var, hayvanların yaratılışı, bitkilerin, onlarla birlikte semaların, göklerin, bakın yedi kat gök nasıl birbirine uyumlu yaratılmıştır buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlarla ayı bir nur yapmıştır. Onlar da ayı bir nur yapmıştır. Gökler içerisinde ay bir nurdur. Güneşten ışık alır ve yansıtır. Onun için nur ismi veriliyor. Güneş de bir kandil, güneş de bir siraçtır. Işık veren, kendisi yanan ve ışık veren. Ay ise nur. Burada hakikaten bu inceliğe dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hak ayda kendisinden bir ateş olmadığını, bir başka yerden alıp yansıttığını, aydınlık, nur olduğunu ifade ediyor. Güneşi ise siraç, kandil diye ifade ediyor. Yanan ve etrafına ışık saçan bir kandil. Siracen ve hece. Asmıştır. Cenab-ı Hak güneşi de bir kandil olarak asmıştır semaya diyor. Böyle bir tasvir, edebi bir tasvir var. Allah Teala sizi yerden ot gibi bitirdi. Ot nasıl yerden çıkıyor, büyüyor? İnsan da aynı şekilde topraktan, bitkilerden, gıdalardan nutfe oluyor. Oradan insan babasında, annesinde büyüyerek, yetişerek doğuyor. Yani yeryüzünden doğmuş oluyor insan da yine. Sonra sizi yine onun içine döndürecektir. Topraktan geldik, toprakla büyüdük, yetiştik. Bedenimiz toprakla büyüdü ve o bedenimiz tekrar toprağa emanet olarak verilecektir. Ruhumuz da berzah alemine, Cenab-ı Hakk'ın dilediği yere gidecektir öldükten sonra. Allah Teala sizi yerden ot gibi bitirdi. Sonra sizi yine onun içine döndürecek. Sizi yeni bir çıkarışla tekrar çıkaracaktır. Sonra tekrar kıyamet günü yaratmayı dilediğinde Cenab-ı Hak tekrar insanın bedeninin cüzlerini, atomlarını toplayacak. Onları tekrar öldükleri, defnedikleri yerden, toprak parçasından, kabirlerinden çıkaracak. Ruhlarını onlara iade edecek. Onlar tekrar mahşer meydanına yeni bir yaratılışla oraya toplanacaklar. Allah Teala yeri sizin için bir döşek yapmıştır. Yeryüzünü sizin hayatınıza uygun bir şekilde hazırlamıştır. Yaymıştır, döşemiş. Döşek deyince bir minder, bir yatak gibi bir şey anlaşılmaması gerekiyor. Yani minder evdeki eşyalar nasıl evde yaşamak için uygun bir şekilde döşeniyor, seriliyor ev eşyaları, halısı, kilimi, çek yatağı, işte yatağı, yorganı yerleştiriliyorsa işte yeryüzünde insanın hayatta rahat bir hayat yaşayabilmesi için döşenmiş, yerleştirilmiş. Yani yaşamaya uygun hale getirilmiş. Hayata uygun hale getirilmiş. Yeryüzünde hayat var. Başka gezegenlerde hayat bulunamıyor. Demek ki suyuyla, havasıyla, atmosferiyle, yeşillikleriyle, gıdasıyla, toprağıyla yeryüzü insanın yaşaması için bir elverişli hale getirilmiş. Cenab-ı Hak onu ifade ediyor. Onun geniş yollarında gezip dolaşırsın, dolaşınız diye. Nuh suresi 14-20. ayet-i kerimeler. Onun yollarında geziniz. Hakikaten yol önemli. Her taraf dağlarla olsa, geçit vermeyen dağlar, insanlar bir yerden bir yere gidemez. Ama Cenab-ı Hak burada yollar vermiş insanlara hakikaten. Dağları bir işaret gibi koymuş. Dağların yerlerinde olmaları, ovalar, dağlar, dereler, bunlar rastgele olan şeyler değil demek ki. Buradan onu anlıyoruz. Cenab-ı Hak yeryüzünün dağlarını, ovalarını, derelerini, her şeyini bir sistemle, bir nizamla kullarının yaşamasına elverişli olsunlar diye
belli bir sistemle döşemiş. Bu ayet-i kerimede onu anlıyoruz. Yoksa rastgele olsaydı bazı yerlere hiç ulaşılamazdı. Geçilemezdi. Geçit vermeyen dağlar olurdu. Dereler olurdu. Onun için buralar hakikaten düzenli, sistemli bir şekilde dağıtılmış yeryüzüne. Ki insanlar oralardan rahat bir şekilde geçip gitsinler. İhtiyaçlarını görsünler. Sonra dümdüz olsa yeryüzü, dağlar olmasa insan yol bulmakta zorlanır. Yol bulmakta bayağı güçlük çeker. Yani bir şehire gideceğim derken başka bir şehre gidebilir. O dağlar, dağların arasından geçen yollar, onlar işte insanlar oralardan yolları, yerleri, mekanları belirliyor, belli ediyor, tespit ediyor, öğreniyor. Onları alamet olarak görerek şu dağdan sonra döneceğiz, şu iki dağın arasından geçeceğiz gibi o şekilde yolunu daha kolay bir şekilde bulabiliyor. Bu bapta Buhari Hazretleri ilk hadis-i şerifte şunu naklediyor. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem Temim oğullarından bir cemaat geldi. Temim oğulları bir kabile. O kabile biraz bedevi, sert tabiatlı bir kabile. Onlardan bir grup, bir heyet geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara "Ey Temim oğulları, müjdelenin, sevinin." buyuruyorlar. İman etmek istiyorlar belki, iman etmişler. Onlara imanları sebebiyle manevi bir müjde veriyor Efendimiz. Veya isterseniz eğer dua isterseniz, çalışırsanız, gayret ederseniz ben de size dua ederim. Bu şekilde size Cenab-ı Hak kıyamet günü güzel nimetler, lütuflar ihsan eder de bir müjde veriyor. Manevi bir müjde veriyor. Ama onlar diyorlar ki sen bizi müjdeledin. Tamam, müjde aldık ama ona biz çok fazla önem vermiyoruz der gibi. Bize Beytül Mal'den dünyalık atıya da ver diyorlar. Yani bizim asıl ilgilenen şey dünyalık şeyler, mal mülktür. Böyle çok manevi şeylerle ilgilenmeyiz. Maneviyat pek karın doyurmaz gibi bugünkü bazı kaba insanların söylediğine benzer bir söz söylemişler. Onların bu haline üzülmüş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üzüldüklerinden dolayı Efendimiz yüzü değişti. Hoşlanmadılar yani. Hoşlanmadıkları bu sözden, bu tavırdan hoşlanmadıkları anlaşıldı. Bu sırada Peygamber Efendimiz yanına Yemen ehli olan Eş'ariler geldiler. Yemenliler de ince kalpli, tam bunun zıttını, Temimoğulların zıttını, ince kalpli, hassas insanlar. Kur'an-ı Kerim'in o tesiriyle kalpleri yumuşamış, Kur'an'ı çok okuyan insanlar. Merhamet ehli insanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara da ey Yemenliler, Temim oğullarının kabul etmek istemedikleri o hayır ve saadet müjdesini sizler kabul ediniz buyurdu. Yani bir fırsat var. Cenab-ı Hak bana bir imkan vermiş. Onu Temim oğullarına teklif ettim. Kabul etmediler. Bari siz bunu alın. Siz bu fırsatı değerlendirin diyorlar. Yemenli Eş'ariler de kabul ettik ya Resulallah diyorlar. Esasen huzuruna biz bunun için gelmiştik diyorlar. Biz dua istemek için, manen sizden feyiz almak için gelmiştik. Madem böyle bir müjdeniz var, biz hemen kabul ettik diyorlar. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahlukların ve arşın yaratılış başlangıcını anlatmaya başladı. Peygamber Efendimiz hakikaten ümmi bir insan, hiçbir şey bilmeyen bir insan. Yaşadığı toplumda kendi tecrübesiyle hayatını devam ettirirken sıfır, tertemiz, bembeyaz bir kağıt gibi, bir sayfa gibi olan kalbine, zihnine birden 40 yaşında vahiy gelmeye başlıyor. Kur'an vahyi, aralarda sünnet vahyi, sünnetle ilgili Kur'an'da olmayan bilgiler de Efendimiz'e vahiy olarak geliyor. Cebrail aleyhisselam bildiriyor. Cenab-ı Hak farklı yollarla Efendimiz'e bilgi veriyor. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık ilimle doluyor. Geçmiş ve geleceğin ilmiyle doluyor. Geçmişten ta kainatın yaratılmasından da bilgi veriyor. Gelecekten, cennetten, cehennemden, insanların hallerinden, kıyamet hallerinden de bilgi veriyor. Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği bilgiyle Cenab-ı Hak bu şekilde kullarını bilgilendirmek, tenvir etmek, aydınlatmak, nurlandırmak istiyor. Bilgiyle, ilimle. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu bizim elçimiz, vasıtamız oluyor. Bu bembeyaz sayfa en doğru bilgilerle muhbir, sadık, doğru söyleyen haberci deniyor peygambere. Bu doğru bilgilerle dolup taşıyor ve o bilgileri bize aktarıyor Efendimiz. Kainatın yaratılışından, mahlukatın ilk yaratılışından bahsetme, arşın yaratılışından başladı diyor. Onun başlangıcında. Tam bu sırada bir kişi geldi ve "Ey İmran, binek deven bağından sıyrılıp kaçtı." dedi. İmranlı Hüseyin anlatıyor bu hadiseyi. İmranlı Hüseyin de oradaymış o mecliste, sahabi. İmranlı Hüseyin işte Efendimiz diyor tam bu şekilde bize
kainattaki ilk yaratılıştan başlayıp bazı bilgiler vermeye başladığında birisi gel diyor, benim devemin kaçtığını, ey İmran diyor, binek devem bağından sıyrılıp kaçtı. Demek ki Vesi de gelmiş devesiyle, devesini bir kenara bağlamış dışarıda. İçeri girmiş. Sonra devesi nasılsa kaçınca birisi de haber ediyor. Ben de deveme bakmak için kalktım diyor. Yani sohbeti bıraktım, çıktım. Keşke Peygamber Efendimizin meclisinden kalkmasaydım da onun sözlerini işitseydim diyor İmran bin Hüseyin. Yani Efendimiz böyle güzel bilgiler vermeye başlamıştı. O bilgileri diyor kaçırdım bir deve yüzünden. Keşke kalkmasaydım, deve gitseydi de ben de o bilgilere sahip olsaydım diye hayıflanıyor İmran radıyallahu anh. Bu Efendimizin verdiği bilgilerle ilgili başka rivayetlerden, başka sahabelerden bilgiler gelmiş. Onlar ileri doğru gelecek inşallah. Başka bölümlerde de Efendimizin yaratılışla ilgili verdiği bilgiler, daha sonra ile ilgili verdiği bilgiler bu bölümde de bol miktarda gelecek. İbrahim bin Hüseyin dinleyememiş belki ama diğer sahabelerden alabildiği kadar almıştır. Diğer sahabeler de bizlere bunlardan akıllarını kaldığı kadar, kavrayabildikleri kadarını bize naklediyorlar. Bu hadiseyi İmran bin Hüseyin radıyallahu anh başka bir zaman şöyle anlatıyor. Demek ki yani sahabiler hakikaten bir şeyi bir defa anlatmış, bırakmış değiller tabii ki. Talebeleri geldikçe, farklı insanlarla karşılaştıkça yaşadıkları hadiseyi farklı farklı defalarca anlatmış oluyorlar. Onlar da bize farklı rivayetler haline geliyor. Hani böyle aklımıza gelebilir. Ya aynı şey anlatılıyor. Bu rivayetlerde farklılık var. Bunlar neden diye sorulabilir. İşte biz de aynı hayatımızda yaşadığımız bir olayı değişik arkadaşlarımıza farklı farklı anlatıyoruz. Birazını kısa anlatıyoruz muhtasar, acelemiz olduğu için. Bazısından tafsilatla anlatıyoruz. Bazısı bizim anlattığımızın tamamını ezberleyemiyor. Bir kısmını nakledebiliyor. Unuttuğu cümleler olabiliyor. Bazısı tamamını anlamış oluyor. İşte bu şekilde rivayet farklılıkları bu şekilde meydana geliyor. Yine İmran Hüseyin anlatıyor. Ben diyor devemi kapıya bağladım ve Peygamber Efendimiz'in huzuruna girdim mescide. Bu esnada Peygamber Efendimiz Temim oğullarından bir takım insanlar geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara ey Temim oğulları müjdeyi kabul edip sevinin buyurdular. Onlar da iki kere sen bize müjde verdin, bizlere dünyalık atiye de ver dediler. Sonra huzuruna Yemen ahalisinden bir takım insanlar girdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey Yemenliler müjdeyi sizler kabul ediniz. Çünkü onu Temim oğulları kabul etmediler buyurdu. Efendimiz yani bir Efendimiz'den bir feyiz gelecek, bir dua gelecek, bir bereket gelecek. Manevi bir şey. İnsanlar daha çok böyle zahire takılıp kaldıkları için maddi şeyler daha çok onları sevindirdiği için böyle manevi bir müjdeyi bu insanlar kavrayamamışlar demek ki. Diyorlar ki bize mal ver, bize mal lazım diye. Yemenliler Efendimiz söylüyor siz kabul edin müjdeyi. Yemenliler kabul ettik ya Resulullah dediler. Ve biz sana bu işten, bu alemin hallerinden soralım diye geldik dediler sözlerini. Bu sözleri de ilave ettiler. Ya Resulullah bu kainat nasıldır, nasıl yaratılmıştır, bununla ilgili ne bilgiler var? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdular. Ezelde Allah Teala vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. İlk olarak daha Allah Teala vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Allah'ın arşı su üzerinde bulunuyordu. Bunlar hakikaten muazzam şeyler. Arş muazzam bir şey. O su nasıldır, nerededir, nasıl bir sudur onu bilmiyoruz. Allahu alem. Biz küçücük dünyadaki suların sonuna varabilmiş, onları idrak edebilmiş, ihata edebilmiş değiliz. Bu kainatın arşın oralarda bahsedilen bir sudan bahsediliyor. Allah Teala her şeyi kainatın tamamını zikirde mahfuz levh-i mahfuzda takdir ve tespit edip yazdı. Kainat olacak her şeyi Cenab-ı Hak levh-i mahfuzda takdir etti, yazdı. Her şey orada yazılı. Gökleri ve yeri yarattı. Ondan sonra daha sonra gökleri ve yeri yarattı diye Efendimiz anlatmaya başlıyor. Resulullah Efendimiz bunları söylediği esnada birisi ey Hüseyin, ey Hüseyin oğlu, İbni Hüseyin, İmran bin Hüseyin, deven gitti, deven kaçıyor diye nida ediyor. Ben hemen arkasından gittim. Bir de baktım ki devemin berisindeki serap onunla aramızı kesiyor. Onu görmeme engel oluyordu. Serap yani çölde görülen bir serap deveyi bile görmemize engel oluyor diyor. Vallahi ben pek arzu ederdim ki keşke deveyi terk etmiş olaydım da Resulullah'ın sözlerini dinleme fırsatını kaçırmasaydım.
Eve bıraksaydım da keşke Resulullah Efendimiz'in sözlerini dinleseydim diyor bu sahabi. Allah Teala'nın arşının su üzerinde olması Hud suresi 7. ayet-i kerimede de ifade ediliyor. O hanginizin ameli daha güzel olduğu hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde yaratandır buyuruyor bu ayet-i kerimede. Bundan evvel ise arşı su üstündeydi. Andolsun ki ölümden sonra muhakkak yine diriltileceksiniz desen kafir olanlar mutlaka bu apaçık bir aldatmadan başka bir şey değildir derler. Kafirler ölümden sonra tekrar dirilmeye inanmazlar. İmran bin Hüseyin'in bahsettiği bu hutbeden Efendimiz'in konuşmasından Hazreti Ömer de bahsediyor. Ömer bin Hattab diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim içimizde yani minber üzerinde ayağa kalktı. Minbere çıktı Efendimiz. Mahlukatın başlangıcından itibaren ta cennetliklerin kendi menzillerine, ateş ehlinin de kendi menzillerine girinceye kadar her şeyi bizlere haber verdi. Bu haberi ezberleyen ezberledi, unutan da unuttu. Bir kısmını ezberleyebildik, bir kısmını da unuttuk buyuruyor. Yani kainat nasıl, işte Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Sonra Cenab-ı Hak nasıl arşını yarattı, dünyayı, kainatı yarattı, yerleri, gökleri yarattı. Neler oldu? Geçmişten, Beni İsrail'den, geçmiş peygamberlerden, insanlık tarihinden Efendimiz bahsediyor. Çünkü hadis-i şerifte hakikaten onlarla ilgili çok bilgiler de veriyor Efendimiz. Sonra bundan sonra ne olacak? Gelecekle ilgili bilgiler Efendimizin. Kıyamete yakın meydana gelecek fitnelerle ilgili verdiği bilgiler, kıyametin alametleriyle ilgili bilgiler, ümmetinin neler yapacağı, neler yaşayacağı ile ilgili verdiği bilgiler, bunlar hepsi bizlere kadar gelmiş hakikaten. Bölüm bölüm, paragraf paragraf. Sonra öldükten sonra ne olacak? İnsanlar kabirde ne yapacak? Kabirden sonra nasıl tekrar dirilecek? Dirildikten sonra mahşere nasıl toplanacak? Mahşerdeki havuzun başında olan şeyler, ondan sonra hesap, amel defterleri, kitap, mizan, ondan sonra sırat köprüsü, sırattan sonraki hesaplaşmalar, anlaşmalar, görüşmeler, hak almalar, vermeler, helallaşmalar, sonra cennetlerin cennete girmesi, cennette yaşayacağı şeyler, cennet nimetleri, cehennemliklerin cehenneme düşmesi Allah korusun, orada görecekleri azap, acı, elim azap. Bunlardan diyor Efendimiz hepsini bizlere anlattı diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yine başka bir sahabiden Ebu Zeyd Amr ibn Ahtab el Ensari, o da şöyle buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere sabah namazını kıldırdı ve minbere çıkıp öğle vakti gelinceye kadar hitap etti. Sabahtan öğleye kadar. İşte bu hitabelerinde bizlere olacak olan her şeyi haber verdi. Olacak olan her şeyden bahsetti diyor. Gelecekle ilgili bilgiler verdi. Onları en çok bilenimiz, en iyi ezberleyenimizdir. Hafızası en güçlü olan, bunu en çok bilendir. Gelecekle ilgili Efendimizin ümmetinin tarihiyle ilgili, ümmeti içerisinde ortaya çıkacak olaylarla ilgili, fitnelerle ilgili, güzelliklerle ilgili, fetihlerle ilgili Efendimizin pek çok bilgi verdiğini görüyoruz. Ve bu bir defaya mahsus bir hadise de değil. Efendimiz demek ki zaman zaman böyle bazen ashabın arasında, bazen mihraba çıkarak muhtelif zamanlarda bu bilgileri ümmetine vermiş, yer yer zaman zaman bunları anlatmış. Ebu Hureyre radıyallahu anh naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Allah Teala buyurdu ki, Ademoğlu bana noksan sıfat isnat etti. Halbuki ona beni noksan sıfatla vasıflaması yakışmaz. Allah Teala'ya yakışmayacak sözler söyledi. Allah Teala hakkında onun şanına yakışmayacak sözler söyledi. Halbuki insanın Allah Teala hakkında Cenab-ı Hakk'ın zatına yakışmayacak şeyler söylemesi doğru değildir, çok yanlıştır. Ve yine Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Ademoğlu insanoğlu beni yalanladı. Halbuki beni yalanlaması ona yakışmaz. Ademoğlunun beni noksan sıfatlarla vasıflaması benim çocuğum olduğunu söylemesidir. Allah'ın oğludur diye. Yahudilerin Üzeyr Allah'ın oğludur demesi, Hristiyanların İsa Allah'ın oğlu demesi, Allah'a bir hanım izafe etmeleri, oğul izafe etmeleri bu. Bu diyor Cenab-ı Hakk'a yakışmayan, haşa hakaret ifade eden bir sözdür. İnsanoğlu bunu söyledi ama söyleme hakkı yoktu aslında. Söylememesi gerekirdi. Böyle bir hakka sahip değildi. Allah Teala'yı yalanladı Ademoğlu. O yalanlaması da Allah beni ilk yarattığı gibi tekrar yaratacak değildir demektir. Ölümden sonra tekrar dirileceğine inanmaması da Allah'a yalanlamasıdır. Halbuki Cenab-ı Hak tekrar yaratacağını ifade ediyor.
veriyor, bu bilgi bizlere veriyor. Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu bilgiye inanmamız gerekiyordu. Ama bazı insanlar buna inanmadılar, bunu inkar ettiler. Cenab-ı Hak da bunu hatırlatıyor. Bunun büyük bir günah olduğu, vebal olduğu, belki azabın da şiddetli olduğu buradan hissediliyor. Yani Cenab-ı Hakk'a yakışmayacak sözler söylemek, ona o şekilde vasıflar izafe etmek ve Cenab-ı Hakk'ın sözünü yalanlamak bir insanın yapmayacağı, yapmaması gereken şeydir. Yaparsa da karşılığı, azabı şiddetli olur. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah halkı yarattığı zaman kendi yanında arşın üstünde olan kitabında rahmetim öfküme galip olmuştur diye yazdı. Cenab-ı Hak mahlukatı ilk yarattığında yanındaki bir kitaba, artık bir yere yazıyor Cenab-ı Hak nasıl bir şey, onu bizim hakikaten idrak etmemiz zor. Fevkal arş, arşın üzerinde inne rahmeti galebet gadabi. Cenab-ı Hakk'ın vasfı, en önemli vasfı rahmet sıfatı. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu, kainat daha ilk yaratıldığında arşın üzerine yazdığı kanun bu. Allah'ın rahmeti gazabını geçmiştir. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti daha çoktur. Kullar bunu bilerek Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sığınmalı, rahmetinden istemeli. Cenab-ı Hak geçmiş günahlar için, hatalar için. Bu tabii ki insanları gevşekliğe sevk etmemeli. Geçmiş günahlar için ümitsizliğe kapılmadan Allah'ın rahmeti gazabından daha fazladır diyerek Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sığınmaları gerekiyor kıymetli dinleyenler.